Herkese tekrar merhaba. Yeni bölüme başlıyorum ve dilediğiniz renk tonuyla başlayabilirsiniz. Ve başlangıç ilmeğini çekiyorum. Başlayacağım nokta ise herhangi bir noktadan şuradaki trabzanın tepesine batarak başlayabilirsiniz. Bunu herhangi bir yerden yapabilirsiniz. Ta ip alıyorum ve tekli trabzan yapacağız. Hemen öncesindeki, yani şuradaki yerine şu şekilde batarak bir tane tekli trabzan yapıyorum ve sıraya başladım. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve arkadan şu aralardaki üzerine piko yaptığım bir zincir boşluğuna battığım yerlere arkadan şu şekilde batıp ve diğer taraftan çıkarak sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Diğer tarafa geçip arkadan bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Bir zincir ve arkadan batarak sık iğne. Bir zincir, arkadan batarak sık iğne. Ama şuradaki bir zincir boşluğuna yaptığımız trabzanları arkadan batarak yapıyoruz ve aralarda da bir zincir. Sonrasında tekrar bir zincir çekiyorum ve başlangıçtaki battığım yerin aynısına batarak tekli trabzan yapıyorum. Bu sırada bunu yapıyoruz. Ve diğerlerine de bunu uyguluyoruz. Şimdi tekrar bir tane yapalım. Tekli trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Arkadan yine şuradaki bir zincir boşluğuna pikoyu battığım yere batıp sık iğne, bir zincir, diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde sık iğne, bir zincir, diğer tarafa batıp arkadan sık iğne, bir zincir, arkadan batıyorum, sık iğne, bir zincir ve yine başlangıç noktasına geldim. Buraya da tekli trabzan. Tekrar bir zincir çekip aynı şekilde diğerlerini de yapıyorum. Ve bu şekilde etrafını dolanıyorum ve yine şurada sırayı bitirirken buluşalım. Sıra sonuna geldim. Şimdi sırayı birlikte kapatalım. Sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve başlangıçta yaptığım trabzana batıp içinden kaydırıyorum ve tekrar bir zincir çekerek bir kesiyorum. Bunu da yine şuradan ince tığ yardımıyla arka tarafa verip gizleyeceğim. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Yeni sıra için farklı renk tonuyla başlangıç ilmeğini çektim. Tığa ip alıyorum. Başlayacağım nokta şuradaki. Herhangi bir trabzandan başlayabilirsiniz. Ben hemen şuradan itibaren başlayacağım ve buraya yine önden buradaki boşluktan girip diğer boşluktan çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Ve sonrasında ta ip alıyorum. Şuradaki bir zincir boşluğu var. 1, 2, 3. Sık iğnelerin arasındaki yer. Yani şurayı yaptıktan sonra çektiğim bir zincire değil, sık iğne yapıp arkadan sonrasında bir zincir çekip diğer tarafı sık iğne yaptığım yerin arasına batarak buraya iki tane tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında diğer taraftaki bir zincir boşluğuna girip yine aynı yere iki tane tekli trabzan yapıyorum. Ve diğer bir zincire geçip yine bir zincir boşluğuna iki tane tekli trabzan yapıyorum ve ta ip alıyorum.
buradaki tekli trabzana önden batıp bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada bunu yapıyoruz. Şimdi bir tekrar yine yapalım. Sağ ip alıyorum. Şuradaki iki tane sık iğnenin arasındaki bir zincir boşluğuna iki tane tekli trabzan yapıyorum. Diğer bir zincir boşluğuna geçip yine iki tane tekli trabzan yapıyorum aynı yere. Ve diğer bir zincir boşluğuna geçiyorum. İki tane tekli trabzan yapıyorum. Toplamda altı tane tekli trabzan var ikişerli. Ve yine ta ip alıyorum. Araya battım. Tekli trabzana önden ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu diğerlerini aynı şekilde tekrar ederek etrafını dolanacağım ve yine şurada sırayı bitirirken buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi sırayı birlikte kapatalım. İki tane tekli trabzandan sonra başlangıç yerine batıyorum. İpi kaydırıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Ben aynı renkle devam edeceğim ama aynı renkle devam etmeyenler burada bir zincir çekip ipi kesebilirler. Yeni sıra için ise şuradaki noktaya kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. Ve bir iki zincir çekiyorum. Şuraya iki tane tekli trabzan yapmıştık ve şu şekilde batarak önden ikili trabzan yapıyorum. Hepsine tek tek ikili trabzan ve dolayısıyla altı tane tekli trabzan vardı. Önden bu sefer altı tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu da altı. Zinciri saymıyorum. Çünkü sırayı tamamladıktan sonra şuraya batarak burada sırayı kapatacağım. Zincir yeni yukarı çıkmak için kullandığım trabzan. 2, 4, 6 tane. Yani siz başlarken yeni sıraya şuradan ikili trabzan başlangıç ilmeğini çekip önden batarak ikili trabzan yaparak başlayabilirsiniz. Ben aynı renkle devam ettiğim için iki zincir çekerek yukarı çıktım. Bu sırada şimdi artık yuvarlaklığı kare haline yavaş yavaş dönüştürmeye başlayacağız. O yüzden de önce buradan başlayacağım. Burası ilk köşem olacak. Buraya batıyorum önden. Bir önceki sırada yaptığım ikili trabzana önden batıyorum. Bir tane ikili trabzan, araya iki zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Şu an birinci köşeyi oluşturdum. Burası birinci köşe. Sonrasında yine altı tane önden batarak şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 ve bu da 6. Şimdi diğer köşe için ise şurası benim birinci köşe. Şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncısı benim İkinci köşem, şurada yaptığım gibi buraya batıyorum. İkili trabzan araya, iki zincir ve tekrar burada yaptığım gibi ikili trabzan yaparak ikinci köşeyi oluşturuyorum. Marker taktım. Sonrasında yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Altıncıya marker takıyorum. Bu da üçüncü köşem. Ve yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6 ve sonuncu köşeyi oluşturuyorum. Şimdi buradaki markerdan diğer markera kadar arada 5 tane trabzan olmalı. 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi 4 tane köşeyi oluşturdum. Buradayım şimdi. Altı tane önden ikili trabzan yaptım. Araya baktım ikili trabzana, yine önden ikili trabzan yapıyorum. Diğer gruba geçmek için ise yine önden altı tane ikili trabzan yapıyorum. Ve araya geldiğimde aradaki ikili trabzana ise yine önden ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde ilerliyorum diğer marker taktığım yere kadar. İkinci köşeyi de yine birlikte yaparız. Şimdi ben devam ediyorum. Diğer marker taktığım, yani burası ikinci köşeydi. Şurada tekrar görüşüp köşeyi oluşturup diğer kısma yine birlikte geçeriz. İkinci köşeye geldim. Burası birinci köşeydi ve önden batarak bütün trabzanlara ikili trabzan yaptım ve marker taktım. Yere geldim. Burayı da yine önden ikili trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çekip tekrar aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum. Ve böylelikle ikinci köşeyi de oluşturmuş oldum. Tekrar aynı şekilde sıraya önden ikili trabzan yaparak başlıyorum ve burada yaptığım şekilde ilerliyorum diğer marker taktığım yere kadar. Aralarda da 1, 2, 3, 4, 5 tane bu şekilde boşluk var. Tekrar köşeyi oluşturuyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Burayı da ve burayı da aynı şekilde yaparak bu şekilde ilerleyerek sıra sonuna kadar geleceğim şuraya ve burada sırayı bitirirken görüşelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi sırayı birlikte kapatalım. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta çektiğim iki zincirin hemen şurasına batarak ipi kaydırıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum. Ve bu ipi de hemen arka tarafa verip arkada gizliyorum. Ve böylelikle bu sırayı da bitirmiş oldum. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ta iki kez doluyorum. Başlayacağım nokta ise köşe. Dört tane köşe yapmıştık, hatırlayalım. Oradaki iki zincir boşluğuna batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum ama kapatmıyorum. Tekrar ta iki doluyorum ve aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan yapıp şimdi tek seferde kapatıyorum. Araya bir zincir çekip bunu yeniliyorum ve 5 kez yapacağım. Birincisini yaptım, şimdi ikincisini yapıyorum. Tekrar 2 kez doluyorum. Kapatmıyorum ve şimdi tek seferde kapatıyorum. Şu an 2 oldu. Bir zincir çekip tekrar 2 kez doladım. Aynı yere batıp üçlü trabzan 2 tane tığ da biriktirdim. Tek seferde kapattım. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıp yine iki tane üçlü trabzanı tığ da biriktirdim. Tek seferde kapattım. 4 oldu. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp yine iki tane üçlü trabzanı tığ da biriktiriyorum. Ve tek seferde kapatıyorum. Böylelikle 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Aralarda da bir zincir var. 5 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Aralarda bir zincir. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ta ip alıyorum. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. batıyorum.
ve 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Bu birinci tekli trabzan, bu 2 ve bu da 3. 3 tane tekli trabzan yaptım. 31 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, bu da 31. 31 tane sık iğne. Sonrasında 3 tane tekli trabzan ve diğer köşeye geldim. Diğer köşeye batmadan önce 1, 2, 3 tane bu şekilde yer kalacak. Ve şurası da benim bitim noktamdı. Diğer sıranın bitim noktasıydı. Oradaki zincire de dikkat ederek batarsanız sayılar tam gelir. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve aynı şekilde ta 2 kez doluyorum ve buraya 5 tane ikili üçlü trabzanı tığı da biriktirip tek seferde kapatıyorum. Araya bir zincir çekip iğneliyorum. Tekrar iki doladım. 3 tane ikili trabzanı tığı da tek seferde kapattım. Tekrar bir zincir. Pardon, 2 tane üçlü trabzanı tığı da biriktirip tek seferde kapatıyorum. Bir zincir. Ve tekrar bir tane üçlü trabzanı tığı da biriktiriyorum. Tek seferde kapatıyorum. 4 oldu. Bir zincir çektim ve yine aynı şekilde 2 tane üçlü trabzanı tek seferde kapattım. 5 oldu. Bir zincir çekiyorum ve şuradan sayıyorum. 1, 2 tane trabzanın arasındaki yerden 1, 2, 3.ye batıyorum. Ve 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında 31 tane sık iğne ve tekrar 3 tane tekli trabzan şurada olduğu gibi ve yine sonrasında bir zincir çekip buraya 5 tane ikili üçlü trabzan grubu aralarda da bir zincir çekerek bunun hepsini aynı şekilde devam ederek dönüyorum. Ve yine sırayı bitirirken görüşürüz. Sıra sonuna geldim. 31 tane sık iğne yaptım ve 3 tane tekli trabzan yaparak sırayı bitirdim. Ve başlangıç ilmeğini batıyorum. İpi kaydırıyorum. Bir zincir çekerek ipi kesiyorum. Ve bu tığ yardımıyla arkaya verip arkada gizliyorum. Yeni sıra için farklı renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekiyorum. Batacağım nokta şuradaki 2 tane tekli trabzanın arasındaki yere batarak bir tane sık iğne yapıyorum ve sıraya başlıyorum. Buradaki bir zincire şimdi puff stitch yapacağız. Ta ip almadan bir zincire batıp şuradan ipi çıkarıyorum. Bu bir. Tekrar ta ip alıyorum. Çok uzun değil. Çok kısa da değil. Orta kararda. İp aldım. 2. Tekrar buraya battım. 3 oldu. İp aldım. 4. Ve buraya battım. 5. 5 tane. Şurayı saymıyorum. İlmek var. Ve şimdi tek seferde kapatıyorum. Bir zincir çekip ikili tek seferde kapattım. Üçlü trabzanın arasındaki bir zincire batıp aynı şeyi iğneliyorum. İp almadan bir zincire batıyorum. İp çıkarıyorum. Bu bir. İp aldım. 2. Tekrar aynı yere battım. 3. İp aldım. 4. Ve bu da 5. Tek seferde kapatıyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Diğer tarafa geçiyorum ip almadan. İp çıkardım. Ta ip aldım. 2 oldu. İp çıkardım. 3 oldu. Ta ip aldım. 4. Ve buradan ip aldım. 5. Ve
tek seferde kapatıyorum. Bir zinciri sabitliyorum. Diğer tarafa geçiyorum. İp almadan bir zincir boşluğuna çıkardım. İp aldım. 2. Çıkardım. 3. İp aldım. 4. Ve 5. Tek seferde kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekip diğer tarafa geçiyorum. 1. İp aldım. 2. İp aldım. 3. İp aldım. 4. Ve 5. Tek seferde kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekip buradaki zincir boşluğuna batıp, ip almadan tabii, batıyorum. 1, ip aldım 2, ip aldım 3, ip aldım 4 ve bu da 5 ve tek seferde kapatıyorum. Bir zincirleri sabitliyorum, sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pas stitch. Bir zincir çektikten sonra 2 tane tekli trabzanın arasına batıp sık iğne yapıyorum ve diğer tarafa doğru aynı şekilde sık iğne yaparak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 34, 35 ve 36. 36 tane sık iğne yaptım. Bu noktadayım. Bir zincir çekiyorum ve yine buraya batıp ip çıkarıyorum, ip alıyorum, 3, ip aldım 4 ve bu da 5, tek seferde kapatıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve diğer tarafa geçerek buradaki yaptığımı yenilemeyi diğer şekilde devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim, etrafını dolanalım ve yine şurada bitirirken görüşelim. Evet, sıra sonuna geldim. 35 tane sık iğne, başlarken bir tane sık iğne ile başlamıştım. Onunla birlikte 36 ve başlangıç ilmeğine batıp kayıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum. Böylelikle sırayı bitirmiş oldum. Yeni sıraya yeni renk tonuyla başlıyorum. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Batacağım nokta herhangi bir köşenin öncesindeki iki tane sık iğnenin arasına batarak başlayabilirim. Buraya batıyorum. Bir tane sık iğne. Sonrasında sık iğne ve puff stitch'in arasındaki bir zincir boşluğuna ise 3 tane kil trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde iki tane puff stitch'in arasına da 3 tane kil trabzan yapıyorum. 2, 3 ve bu şekilde bir zincirleri 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. 2 tane puff stitch'in arasındaki yere 3 tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Yine ve puff stitch arasında da 3 tane kil trabzan yapıyorum. Ve böylelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 3 tane kil trabzan yaparak ilerledim. Sonrasında diğer noktaya ilerlemek için, şuradaki araya geçmek için ise 2 tane sık iğnenin arasına sık iğne yaparak başlıyorum ve 34 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 34, 35, özür dilerim ben size 34 demiştim ama 35 tane sık iğne yaptıktan sonra yine sık iğne ve puff stitch arasındaki bir zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şurada olduğu gibi aynı şeyi buraya da yapıyorum ve buraya yine 35 tane sık iğne yaptıktan sonra diğer noktaya geçiyorum. Şurası ile aynı diğer köşe ve bunu bu şekilde yineleyerek devam ederek şurada sırayı bitirirken görüşelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi sırayı birlikte kapatalım. Başlangıçta çektiğim sık iğneyi batıyorum, ipi kaydırıyorum ve
bir zincir çekip ipi kesiyorum ve bu ipi de arka tarafa veriyorum. Bu sırayı da bitirmiş oldum. Bu sıra için farklı renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekiyorum ve başlayacağım nokta şurada. 3 tane ikili trabzan vardı. Onun öncesindeki sık iğne, 2 tane sık iğnenin arasına batarak 1 tane tekli trabzan yapıyorum ve sıraya başlıyorum. Sonrasında 2 tane daha, pardon 3 tane daha tekli trabzan yapıyorum. Ve ta 2 doluyorum. Şuradaki puff stitch'in şuradaki boşluğundan girip diğer boşluğundan çıkarak buraya önden üçlü trabzan yapıyorum. Ve sonrasında bir boşluk, 2 tane tekli trabzan. Tekrar ta 2 doluyorum. Diğer puff stitch'in üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Önden üçlü trabzan ve yine buradan bir boşluk, 2 tane tekli trabzan. Şimdi ortadaki 3 tane ikili trabzana geldim ama önce 2 tane ta doluyorum. Buradaki puff stitch'e aynı şekilde önden üçlü trabzan yapıyorum. Bu sefer bir boşluk bırakmıyorum. 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve yine ta 2 doluyorum. Diğer puff stitch'e önden üçlü trabzan yapıyorum. Daha dikkatli yapayım. Ve bir boşluk, 2 tane tekli trabzan. Tekrar 2 doladım. Diğer puff stitch'e geçtim. Önden üçlü trabzan yapıyorum. Ve yine bir boşluk, 2 tane tekli trabzan. Ve yine 2 doladım. Sonuncu puff stitch'e batıp 1 2 üçlü trabzan. Ve bir boşluk, 1 2 3 tane tekli trabzan, 2 tane sık iğnenin arasına 1 tane daha tekli trabzan yaptım. Böylelikle 4 tane tekli trabzan oldu. Buradaki başlarken olduğum noktadayım. Bitirdim. Sonrasında diğer kısma geçmek için ise 3 tane daha tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3. Kenarlarda 7 tane tekli trabzan olacak. Ortada 3 tane tekli trabzan. Diğerlerinde 2 tane tekli trabzan olacak. Ve şimdi diğer tarafa sık iğne yaparak ilerliyorum. 1 2 3 26 tane sık iğneden sonra 7 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 4 5 6 ve 7. Biz başlarken 2 tane trabzanın arasından başlamıştık. Şu noktadan itibaren 1 2 3 4 tane tekli trabzan yapmıştık ama 3 tane de sık iğneden sonra yapıyorum. Diğerine kadar toplamda 7 tane tekli trabzan. Burada da aynı şekilde toplamda üçlü trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekli trabzan. Arada 26 tane sık iğne var. 26 tane sık iğne yaptıktan sonra
7 tane tekli trabzan ve 7. tekli trabzan tam bu noktada olacak. Ve yine tığa 2 dolayıp buradaki pastice önden üçlü trabzan yapıyorum. Şuradayım. Ve bunu tekrar ediyorum. Diğer kenarlara da aynı şekilde uyguluyorum yineleyerek. Şurada sırayı bitirirken görüşelim. Sıra sonuna geldim. 26 tane sık iğne yaptım ve sonrasında 4 tane tekli trabzanla başlamıştım. Dolayısıyla 3 tane daha yapınca 7 tane tekli trabzan yapmış oldum. Ve başlangıç ilmeğini batıyorum. Sırayı kapamak için kaydırıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum. Böylelikle sırayı bitirmiş oldum.